Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Yusuf'u canavar yediği halde Hz. Yakup nasıl bu kadar sabırlı olabilmiş? Aslında Hz. Yakup Aleyhisselam'ın sabır kaynağını ayetlerden hareketle şöyle özetleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim ifadeleri Hz. Yakup Aleyhisselam'ın Hazreti Yusuf'un hayatta olduğuna inandığını göstermekte. Daha ilk başta onu gerçekten canavarın yemediğine aslında kardeşlerinin bu konuda yalan uydurduklarına inanıyordu Hz. Yakub Aleyhisselam. Nitekim Yusuf Suresi 18. ayetten bunu anlamak mümkündür. Yakup, hayır. Yani onu canavar yememiş demek istiyor. Bilakis sizin nefsiniz sizi aldatmış ve böyle bir işe sevk etmiştir. Ayeti bunu gösteriyor. Yine Yakub Aleyhisselam'ın küçük oğlu Bünyamin tutuklandığını duyunca ümidim var ki Allah bütün kaybettiklerimi bana geri verecektir. Mealindeki ayetten de anlaşılıyor ki Hz. Yakub Aleyhisselam bu ümidini hiçbir zaman kaybetmediği için kahramanca sabır gösterebilmiş. Yine doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sakın beni bunak yerine koymaya kalkışmayın, dikkat edin. Müjdeci gelip de gömleği Yakup'un yüzüne sürünce gözleri açıldı ve ben sizin bilmediklerinizi Allah tarafından vahiy yoluyla alabilirim, vahiy yoluyla bilirim dememiş miydim? Dedi. Mealindeki ayetler bize Hz. Yakub Aleyhisselam'ın sabrın asıl kaynağının Allah'a olan yakınlığı ve ona olan güveni olduğunu açıkça görüyoruz. Ayrıca evlatlarım haydi gidiniz bütün duyularınızı, hislerinizi kullanarak var gücünüzle Yusuf ve kardeş hakkında bilgi edinmeye çalışınız. Allah'ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü kafirler grubu dışında hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Mealindeki ayette de yine Hz. Yakup Aleyhisselam'ın Allah'ın rahmetine olan inancının onun sabır hamurundaki rolünü net bir şekilde görmekteyiz. Duaya gelince dua bir ibadettir. Dua bu nedenle bir Müslümanın hangi ortamda olursa olsun istediği verilsin veya verilmesin. Duaya devam etmesi gerekir. Çünkü insanın başına gelen sıkıntılar, belalar, musibetler ve hastalıklar aslında dua etmenin vaktidir. Öyleyse dua vakti gelmiştir diyerek duaya devam etmeye başlamak ve o vakit devam ettikçe de duaya devam etmek, asla duayı kesmemek gerekir. İsteklerimiz yerine gelmeyebilir, evet. Ama gelmedi diye duayı terk etmek asla doğru olmaz. Çünkü dualarımızın bazı şartları vardır. Bu şartlara uygun olarak dua ederiz. Ayrıca duanın kabul edilmesiyle o duaya cevap verilmesi farklı şeylerdir. Allah her duaya cevap verir. Bu ayetle sabittir. Fakat bu cevap istediğimizin ya aynısı ya da daha hayırlısıyla olur. Bu da ya dünyada ya da ahirette olacaktır. Dolayısıyla Hz. Yakub aleyhisselam gibi bir peygamber hem Hz. Yusuf aleyhisselamın ölmediğini bilmesi, inanması hem de bu vesile dua etmenin zamanının geldiğini bilmesi onun sabrını ve duasının devamını sağlamıştır.